Vekilim TV olarak Alsancak sokaklarını dolaşmaya devam ediyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Aybike. Aybike'cim, öğrenci miyiz? Evet. Kaçıncı sınıf? Üniversite son. Üniversite son. Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Türkiye'nin gündeminde değişen eğitim sistemi var. Evet. 4 artı 4 artı 4. Evet. Bununla ilgili bilgi sahibi misin? Evet, bilgi sahibiyim. Nasıl, görüşlerin nedir bu konuda? Ne düşünüyorsun? Ya bence olmasın. Neden? Neden? Yani 5 yaşını bitirince okula başlamak güzel bir şey değil mi? Yani hem güzel bir şey hem kötü bir şey. Ama bence yani ben tasdiklemiyorum. Tasdiklemiyoruz. Evet. Anladım. Kahve içiyor musun? Evet. O zaman sana kahve tiryakisi olarak Vekilim TV'den Gönen kahvesi, İlyas Gönen kahvesini ikram etmek çok istiyorum. Çok teşekkürler. Kahve içtikçe lütfen bizi hatırla. Tamam, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ali Bey, Türkiye gündeminde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani çocukların çok erken yaşta meslek eğitimini seçmek zorunda kalmaları ya da ailelerin bunu seçmek zorunda kalmaları bana göre çok yanlış. Yani bir kız çocuğu babası olarak da artı 4 artı 4 artı 4'teki işte ilk 4'ten sonraki 4'te İmam Hatip kısımlarının ortak öğretim, aynı okulda ortak öğretime geçmeleri onlar biraz düşündürüyor. Çünkü bir de şey, toplum baskısını da hissedecek çocuklar. Mesela seçmeli dersler olacak. İşte tamam, biz de Müslümanız, biz de peygamberdir, işte Allah'ın inancımız var ama yani seçmek istemeyen çocuklar, başka dine mensup olan çocuklar, ailelerin çocukları bir şekilde yani aile baskısını hissedecekler, çocukları belki dışlanacak, kadrolaşma bir yandan bir taraftan, belki öğretmenler çocuklara farklı davranacak, çok çeşitli sorunlar var tabii aklımızda buna yönelik. Ali Bey, şimdi ilk 4 senenin sonunda 9 yaşında çocuğumuz kendi geleceğiyle ilgili karar vermek durumunda kalıyor. Biz anne babalar olarak neler yapabiliriz? Vallahi neler yapılabilir biz düşünmedik ama herhalde bilmiyorum, yurt dışı bile düşündük. Yani eşimle konuştuk. Yurt dışına bile gönderebiliriz çocuğu dedik. Eğitimle başlatılıp. Yani dışarıda, ama o zaman kendi çocuğunuzu kendi ülkenizin dışına yönlendiriyorsunuz ki bu çok acı bir şey yani. Ya biz de meslek sahibi, eşim de uzman doktor, ben de diş tabibiyim. İşte dışarıda bir şekilde imkanlar el verdikçe yurt dışında da kendi mesleğimizi yapıp çocuğumuzu da belki yurt dışına bile götürebiliriz yani o şekilde. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey, vakit ayırdığınız için. Kahve içiyor muyuz? İçiyoruz. Tamam, o zaman kahve tiryakisiyiz diyebiliriz. Tamam. Ya da en azından İlyas Gönen'in kahvesini denedikten sonra tiryaki olabiliriz. Vekilim TV olarak İlyas Gönen'in kahvesini ikram etmek istiyorum. Kahvenizi içtiğinizde lütfen bizi, Vekilim TV'yi ve İlyas Gönen'i unutmayın. Tamam, peki deneyeceğiz. Hoşçakalın. Çok sağ olun.